Selam arkadaşlar. Bugün size farklı bir örnek anlatacağım. Artık kim hangi amaçla kullanacaksa ona kalmış. Basit bir örnek. Belki aklınıza bir şeyler gelir. Bunu ne amaçla kullanacağınızı siz düşünün artık. Ben buraya oku diyorum. Şuraya link yazıyorum arkadaşlar. Link. Şöyle bir text box aldım. Şuraya şuraya okuma sayısı diyelim. Ve yine bir text koydum şuraya arkadaşlar. Ondan sonra buraya okunan diyelim. Ve yine buraya bir text box daha aldım. Bunun enable'ı false yapıyorum. Şuna text'e link diyorum. Az önce aklıma geldi dedim bunu bir anlatayım. Text'e sayı. Şuraya da text'e okunan diyelim. Şimdi şuraya tekrar bir buton alıyorum. Ve bu butona başla diyorum arkadaşlar. Başla. Ya da start diyelim. Start dedik. Bir buton da kapat olsun. Kapat. Kapatın içine onload me yazdım. Burası tamam. Şimdi start'ın içine giriyorum arkadaşlar. Ve bir değişken tanımlıyorum. Diyorum ki dim x as long diyorum. Pardon. As long. Dim link as string diyorum arkadaşlar. String. Ondan sonra link eşittir text'te link nokta value. Şimdi bir döngü açıyoruz. For x eşittir 1 2 val diyorum sayısal değer text'te mu demiştik? Text'te say demiştik galiba. Sayı nokta value. Ondan sonra şuraya da next'imizi yazdık. Döngümüzü açtık. Orada sayı kısmına yazdığımız sayı kadar. Mesela şurada da if text'te sayı eşit nokta value eşittir boş ise exit sub diyelim. Hiçbir şey yapmasın boş ise. Bir de hatta end diyeceğiz. End text'te link nokta value eşittir boş ise exit sub dedik. Şimdi burada döngümüzün içine girdik arkadaşlar. Şimdi burada shell çağırmadır. Neyi çağır? Chrome'u çağıracağız arkadaşlar. Chrome'umuz nerede? Chrome'umuz C'nin içinde, Chrome Files'in içinde, Google'ın içinde, Chrome Application işte burada arkadaşlar. Chrome burada. Şu yolu kopyalıyorum. Ctrl C. Tekrar programa geldim. Tırnak içinde şurayı yapıştırıyorum. Application sonuna ters slash chrome.exe ismini de yazdım. Tire URL yazıyorsunuz. Ve link diyorsunuz arkadaşlar. Link şuradaki link değişkenimiz. Parantezi kapatıyoruz. Virgül ve burada şeyi unuttuk ya. Şurası tırnak içindeydi. Virgül VB maksimum fokus diyoruz. Yani ekranı kaplamış olarak çalış. Evet, şöyle çekeyim sağa. Chrome Exe'yi URL olarak
şu linkteki adresi ekranı kaplamış olarak aç dedik. Ondan sonra uygulamayı biraz durdurmamız lazım arkadaşlar. Application nokta wait şimdiki zaman no arttı timer value parantez içinde 00 saat 00 dakika 03 diyelim saniye 03 saniye diyelim durdurduk. Bir de do event deyip bu diye burada hata veriyor. Application nokta wait yani bir parantez daha eksik. Tamam. Bu event diyoruz arkadaşlar. Bir de şurada kapat diye bir prosedür yazacağız. Yapacağım. Burada kapat dedim. Şuraya sub kapat diyorum. Kapatın içine de yine shell diyorum. Shell parantez içerisinde şimdi bir bat dosyası oluşturacağım arkadaşlar. Bat dosyasını şu benim F sürücüsünde oluşturalım. Sağ tuş yeni metin belgesi diyorum. Metin belgesini açıyorum. Metin belgesini arkadaşlar task kill diyorum. Task yani çalışan şu görev çubuğundaki şu görev yöneticisinde çalışan uygulama demektir. Task kill slash F slash T slash im hemen uygulamanın adını com.exe yazıyorum. Şunu farklı kaydet diyorum arkadaşlar. Buna kapat diyorum ve tüm dosyaları seçtikten sonra kapat.bat yazıyorum arkadaşlar. Kapat.bat dedim ve bunu kaydettim dosya olarak. Şimdi de burada shell benim hangi sürücü diyor? F sürücüsü. Evet. F sürücüsünün içindeki kapat.bat'ı çalıştır diyorum. Bir de burada da biraz bekleteceğim 3 saniye gibi. Şu application'ı da kopyalayıp şuraya yapıştırdıktan sonra bir de şuraya mesela şurada açıldı ya TX'te okunan nokta value eşittir TX'te okunan nokta value artı 1 diyorum. Programımız bu kadar. Bunu kaydetmedik mi ya? Bunu farklı kaydetmemiz lazımdı. Buraya da oku ismini verelim. Oku makro içerebilen masa üstüne kaydet dedim. Şimdi buradaki şu belge denetçisi tarafından karşılanan kişiyi ben size daha önce anlatmıştım. Bu mesajı niye veriyor? Bir de şurada bir buton yazalım. Ve buna oku diyelim. Şu okun içine girip user form 1 nokta show diyorum. Umarım çalışır. Bir bakalım arkadaşlar test edelim. Şimdi mesela MyNet'teki bir haberi açalım. Örneğin ne açılsın? Şunu açalım. Şu linki kopyalıyorum ve burayı kapatıyorum. Şimdi okuya tıkladım. Linki buraya yapıştırıyorum. Ctrl V. Kaç kez okusun? 4 kez okusun ve start diyorum. Gördüğünüz gibi hata verdi galiba. Hata. Tekste okunanı arttıramadı. Bir saniye. Şunun ismi nedir? Okunan. Yani onu buraya değil de bunu kesiyorum. Şuranın altına yapıştırayım. Evet. Herhalde böyle olacak. Bir daha deneyelim. Şu linki tekrar alayım. Mesela MyNet'e girdim. Az önceki haberi ya da şuradan bir haber alalım. Türkiye koronavirüs tablosunu kopyalıyorum. Burayı kapatıp linki yapıştırdım. 4 defa oku diyorum. Start diyorum arkadaşlar. Yine hata verecek galiba. Yok hata vermedi. Bakın açtı. Hata verdi. Hatanın sebebi şu. Biz şu ilk bu boşluktur ya boşluğu arttıramıyor. Bunun valüsünü bir sıfır yapalım ilk etapta.
Ondan sonra hatamız bundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bir daha deneyelim. Linki yapıştırdım. 5 defa oku diyorum ve start diyorum. Açtı tekrar. Benim internet biraz ağır olduğu için tam sitenin ekrana gelmesine de biraz zamanı uzatayım istiyorum arkadaşlar. Aslında internetim biraz ağır. Şimdi bir daha şöyle geleyim. Bunu 5 saniye, şuna da 5 saniye diyeyim. Çünkü biraz ben farklı başka bir odadayım. İnternet burada ağır çekiyor. Onun için geç açıyor. Siz de göremiyorsunuz site açılıyor mu açılmıyor mu diye. Yine linki yapıştırdım. 5 defa oku dedim ve start'a bastım. Bir açtı. Niye link açılmıyor ya? Arkadaşlar ben sizi fazla bekletmeyeyim en iyisi de. Şu link açılması lazım. Ya internetten kaynaklanıyor. Bir saniye şöyle yapalım. Okuya tıkladım. mynet.com diye. mynet.com'u 4 defa aç. Ya arkadaşlar bir hata yapıyoruz ya. Boş site, boş Chrome açıyor sadece. Da biz bir hata yapıyoruz. Bir dakika. Boş Chrome'u açıp kapatıyor sadece. Linki açmıyor. Şöyle linki neden açmıyor? Chrome.exe URL link. Bir hata yok. Link a string. Bir saniye arkadaşlar bir hatayı. Evet arkadaşlar. Hata şu arkadaşlar. Hatamız şu. Şurada boşluk vermemişim arkadaşlar. Şurada boşluk olmayınca linkle birleşiyor. Dolayısıyla da link olmuyor. Şurada boşluk olacak. Şimdi bir deneyelim tekrar. Bir saniye. Şöyle bir önce bir linki açalım. Bir mynet'i açtım. Buradan herhangi bir şu linki kopyalıyorum. Ve Chrome'u kapatıyorum. Şimdi oku dedim. Şu linki yapıştırdım. Bir de arkadaşlar şu süreyi biraz kısaltayım. Sanki süre fazla gibi. Bunu 3 yapayım. Şunu da 3 yapayım. Tamam. Kaydettim. Şimdi linki yapıştırdım. 5 defa oku dedim ve start'a bastım arkadaşlar. Bakın haberi açtı, kapattı. Bir daha açtı. Toplam 5 defa bu şekilde açacağım. Siz artık bunun ne amaçla kullanacağınızı size bırakıyorum. Kimisi bir haberdeki okuma sayısını artırmak için kullanabilir. Kimisi başka bir şey için kullanabilir. Kimisi değişik amaçlara kullanabilirsiniz. Artık o size kalmış. Böyle bir şey yazdım. Siz buraya 50 bin yazarsanız 50 bin defa bu siteyi kapatıp açar. Belki işinize yarar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Belki de bir işinize yaramayabilir. Aklıma böyle bir örnek geldi. Küçük bir örnek ne yapayım dedim. Bunu yaptım. Yazdım. Hepinize hayırlı geceler.